Arkadaşlar merhabalar. Ben Hüsnü Arda. Profesyonel Gelişim Akademisi'nin hazırladığı K12 Net Dijital Kağıt Uygulaması eğitimi ile birlikte olacağız. Dijital platformlardaki yeniliklerin eğitime olan katkısı gün geçtikçe artıyor. Eğitim teknolojileri alanındaki çalışmalar eğitimin her kademesinde yerini almaya devam ediyor. K12net dijital kağıt uygulaması bunun en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Dijital kağıt uygulaması öğrencilerimizle çoktan seçmeli sorular dışında çalışma kağıtları paylaşmamıza olanak sağlıyor. Öğrencilerimiz bu uygulama sayesinde dijital kağıt üzerinde işlem yapabilir, boşlukları doldurabilir, kendi el yazısıyla kendini ifade edebilir. Yani bir kağıt üzerinde yapabileceği her şeyi yapabilir tek farkı bu kağıdın dijital olmasıdır. Öğrencilerimiz K12 Net dijital kağıt uygulamasıyla paylaşılan etkinliklerde kendi el yazılarıyla adlarını yazabilirler. Boşlukları doldurabilirler. Kendi cümleleriyle soruları cevaplayıp işlemler yapabilirler. Gelelim K12 net dijital kağıt uygulaması ile ilgili ayrıntılara ve uygulamanın kullanılmasına. Öncelikle belirtmeliyiz ki dijital kağıt uygulaması PDF dosyalarıyla çalışmaktadır. Bu noktada genellikle Word dosyaları üzerinde çalıştığımızı düşünecek olursak bir Word dosyasını nasıl PDF dosyası haline dönüştürebiliriz onu görmeliyiz. Şimdi gelin sizlere bir Word dosyasını nasıl PDF dosyası haline dönüştüreceğimizi gösterelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle Word belgesini açalım. Word belgesi olarak hazırlanmış bir çalışma kağıdı, 4 sayfadan oluşan bir çalışma kağıdı. İçerisinde boşluk doldurmalar, eşleştirmeler, küçük yazılı cevapların yer aldığı bir çalışma kağıdı Şimdi öncelikle bunu bir PDF dosyası haline dönüştürmem lazım dosya bölümüne geliyorum farklı kaydet seçeneğini seçiyorum ardından oluşturacağım yeni dosyayı kaydedeceğim bilgisayarımda kaydedeceğim yeri belirliyorum masa üstüne kaydedeceğim Dilerseniz oluşturacağınız yeni PDF dosyasının adını buradan değiştirebilirsiniz. Tabii en önemli nokta kayıt türünü değiştiriyorum. Bu bir Word belgesiydi. Artık ben bunun bir PDF olmasını istiyorum. Buradan PDF'i seçtim ve kaydet diyorum. Artık yeni bir dosyam var. Yani bu çalışma kağıdının bir PDF dosyasına sahibim. Hemen Burada görebilirsiniz, bu bir PDF dosyasıdır. Kapatalım. Bakın, aynı çalışma kağıdının Word ve PDF dosyası şekilleri yan yana duruyor. Word belgesini böylece kısa ve pratik bir şekilde PDF dosyası haline dönüştürmüş olduk. Şimdi gelelim K12 net üzerinden uygulamanın kullanılmasına. Dijital kağıt uygulamasının kullanımını iki açıdan değerlendireceğiz. İlk olarak K12 net dijital kağıt uygulaması öğretmen işlemleri, ardından da öğrenci işlemlerini uygulama üzerinde göreceğiz. Şimdi öncelikle uygulamamızı açalım. Önce öğretmen işlemlerini göreceğiz. Şimdi öğretmenimizin sayfasına girdik. Öncelikle ödevi oluşturmamız lazım. Yani uygulamayı öğrencilerle paylaşmamız gerekiyor. Bunun için ödevler bölümüne geliyoruz. Ardından yeni bir ödev oluşturacağız. Buradaki artı işaretine basıyoruz. Önce ödevi, ödevimizin adını yazalım. Ödevin ismini dijital kağıt uygulaması olarak belirledim. Daha sonra bu açıklama bölümünde öğrencilerimiz için çeşitli açıklamalar yapabiliriz, öğrencilerimize bilgiler verebiliriz. Burada sadece başarılar diliyorum. Şimdi sıra geldi sınavı uygulayacağımız tarihe. Diyelim ki bir sınavımızı 1 Ocak tarihinde uygulayalım. Ve saat olarak da 14 30 başlangıç zamanı olsun. Yine bitiş tarihini belirleyeceğim. Bitiş tarihi de 1 Ocak saatte 17.00 olsun. Geniş bir aralık belirledim. Bunun dışında ben bu zaman dilimi içerisinde sınava başlanabileceğini ancak başlandıktan sonra 30 dakika içerisinde tamamlanması gerektiğini tanımladım. Yani öğrenciler bu uygulamayı 14.30 ile 17 saatleri arasında uygulayabilirler. Ancak uygulamayı açtıktan sonra 30 dakika süreleri var. 30 dakika içerisinde bitirmeleri gerekir. Şimdi diğer bir işlem yapmam gereken diğer bir işlem. Buradan ödevi göndereceğim. Öğrencileri belirlemek. Bu şekilde bütün bir sınıfa gönderebilirim. Hatta bu şekilde birden fazla şubeye aynı anda gö gönderebilirim ödevi ya da tek bir öğrenciye de ödevi tanımlayabilirim. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Ödevin eklenmesi. Eklentiler bölümüne geliyoruz. Eğitsel kaynak yükle. Eklentiler. Şimdi burada yapmamız gereken olay PDF dosyasını seçmek. Az önce Word belgesi olan çalışma kağıdımızı PDF'e dönüştürmüştük. Buradan PDF'i seçiyorum. Eğer Word belgesini yüklemeye kalkarsanız dijital kağıt uygulamasıyla çalışmadığını görürsünüz. O yüzden bu çok önemli. PDF'i seçtim. Yükledim. Burada şu anda dosyam. Tamam diyorum. Ve e, oluşturduğum PDF dosyası şu anda burada. Şimdi Diğer önemli bir nokta dijital kağıt oluştur. Uyarısını mutlaka işaretlemeliyim. Aksi halde dijital kağıt oluşmayacaktır. Bunu da işaretledim. Artık yapmam gereken tek şey ödevi kaydetmek. Başlığımızı belirledik. Açıklamamızı yazdık. Zaman aralığını verdik. Sınavın süresini belirledik. Göndereceğimiz öğrenci ya da şubeleri seçtik. Buradan ödevimizi ekledik. Dijital kağıt oluştur dedik ve kaydet diyorum. Artık ödevimiz kaydedildi. Bunu bir de öğrenci kısmından bakmamız gerekir. Şimdi bizim gönderdiğimiz ödev öğrencide nasıl gözüküyor? Öğrenciler bunu Nasıl uygulayacaklar? Neler yapmaları gerekir? Şimdi bir de bunları görelim. Öğrenci sayfasını açtık. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin gönderdiği dijital kağıt uygulamasına ödevler bölümünden ulaşabilirler. Ödevler bölümüne geliyoruz o yüzden. Tıklıyorum. Öğrencinin ödevleri açıldı. Bakın öğretmeninin gönderdiği dijital kağıt uygulaması ödevi burada. Tıklıyoruz. Burada önemli bir şey var. Ödevi açmak için mutlaka hemen sayfanın üst kısmında yer alan dijital kağıt uygulamasını başlat bölümünü tıklamamız lazım. Eğer buradaki linkleri tıklayacak olursak ödevin PDF'leri açılacaktır. E, dijital kağıt uygulamasına ulaşamazsınız. O sebeple Öğrencimiz mutlaka dijital kağıt uygulamasını başlat seçeneğini tıklamalı. Şimdi burayı tıklıyorum. Evet, dijital kağıt uygulaması açıldı. Şimdi öğrencilerimiz burada artık soruları yanıtlayabilirler. Soruları soruları yanıtlarken kalemi kullanabilirler ya da metin ekle seçeneğiyle klavyeyi de kullanabilirler. Eğer e dijital kağıt uygulamasını bir tablet üzerinden açmışlarsa ve bir kaleme sahiplerse dijital ekran üzerinde kalemi kullanmak çok daha faydalı olacaktır. E, o noktada e, kolaylıkla yazıp e, kendilerini kendi el yazılarıyla ifade edebilirler. Ancak ödevi eğer bilgisayar ekranında açmışlarsa öğrencilerimiz Mouse'la yazmak çok daha zor olacaktır. Örneğin ben şu anda bilgisayar ekranında bu uygulamayı yapıyorum. O sebeple adımı ve soyadımı metin ekle bölümüyle yazmak bana daha pratik geliyor. Metin ekleyi tıkladım. Daha sonra nerede yazmak istiyorsam oraya gelip tıklıyorum. Evet ad soyad kısmına geliyorum. Tıkladım buraya. Öğrencimizin adını artık buraya yazabilir öğrencimiz kendi adını. Evet, öğrencimiz adını yazdı. Ya da sınıfını yine buraya metin ekleyle yazabilir. Ya da kalemle de bir yazmayı gösterelim. Kalemi tıkladığım zaman öncelikle farklı renklerle karşılaşabiliriz. İstediğiniz rengi buradan seçebilirsiniz. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil gibi renk seçenekleri var. Ben kırmızıyı seçtim. Arkasından yine kaleminizi, kaleminizin ucunun kalınlığını da belirleyebilirsiniz. 3 farklı derecelendirme yapılmış. Buradan da 2'yi seçtim. Ve arkasından öğrencimizin sınıfını bir de buraya kalem seçeneğini kullanarak yazalım istiyorum. Evet, sınıfında gayet güzel bir şekilde yazdık. Arkasından öğrencimiz soruları okuyarak soruları cevaplamaya geçebilir. Burada aşağıdaki cümleleri inceleyip isim ya da isim soylu kelimelerin ek fiil aldığı cümlelerin başına tik işareti getiriniz demiş. Hemen öğrencimiz bu şekilde soruları cevaplamaya devam edebilir. Diyelim ki yanlış yaptı. Burada yine kalem seçeneği içerisinde silgimiz var. Silgiyi alarak bunu silebilir. Ya da silmenin farklı yolları da var. Onu da göstereceğim size. Diyelim ki yine yanlış yaptı. Geri al diyerek silebilir ya da yinele diyerek tekrar eski haline getirebilir. Bu da bir silme yöntemi. E, sayfanın tamamını silmek istiyorsanız temizle seçeneğini tıklamanız gerekir. Buna bastığım takdirde sayfada var olan her şey silinecektir. Bu şekilde öğrencilerimiz sorularını okuyarak cevaplayabilirler. Örneğin boşlukları yine doldurabilirler. Burada da demiş ki bize aşağıdaki cümlelerde ek fiil alan isim ya da isim soylu sözcüklerin altını çizip bu sözcüklerin ek fiilin hangi kipiyle çekimlediğini belirleyiniz demiş. Burada da yine küçük işaretlemelerle bunu yapabiliriz. E, hemen yine burada da kalemi kullanacağım. Diyelim ki bu şekilde tik atabiliriz. E, yazmamız gereken bir yer varsa eee yine kalemi kullanarak ya da metin ekleyi kullanarak yazabiliriz. Burada da yine bir metin ekle seçeneğini kullanalım. Evet yazdım. Bunu biraz daha küçülterek isterseniz şöyle tutup taşıyabilirsiniz. Uygun yere getirdim ve bıraktım. Bu şekilde kalemi ya da metin ekleyi kullanarak tüm ödevi tamamlayabilirsiniz. Sevgili öğrenciler bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra bunu bitirmek için mutlaka kaydet demek zorundalar. Kaydet dedikten sonra ödevleri kaydedilecek ve öğretmenleriyle paylaşılacak. Kaydet diyorum ve ödevi sonlandırıyorum sevgili arkadaşlar. Gelelim öğretmenin dijital kağıt uygulamasıyla gönderdiği ödevi değerlendirmesine. Öğretmenler değerlendirmelerini ödevler bölümünden yaparlar. Ödevler bölümüne giriyorum. Ödevimiz buradaydı. Hemen buradan şubeyi seçiyorum. Dijital kağıtları göster diyorum ve öğrencilerin e, öğretmenlerine gönderdiği dijital kağıt uygulaması üzerinden yaptıkları çözümler burada yer alıyor. Öğretmenimiz bu sorulara verilen cevapları etkinlikleri buradan değerlendirebilir. İsterse e, not verebilir. Ya da buraya küçük notlar yazabilir. Örneğin buraya kalemini alarak bu soruyu doğru yaptığını düşünüyorsa ve yeterliyse e, bir artı işaretiyle bu sorunun doğru olduğunu belirtebilir. Ya da bir not ekleyebilir. Hemen diyelim ki buraya tebrik ederim Şu şeklinde bir not ekleyebilir. Yine diyelim ki soruda eksik kalan bir yer varsa burada bu konuya Biraz daha çalışmalısın şeklinde yine notunu ekleyebilir öğrenci bu çünkü bu yapılan değerlendirmeler öğrenciye direkt gidecek yani öğrenci ödevinin ödevinin üzerinde öğretmeninin değerlendirmelerini de görebilecek bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra öğretmenimiz yukarıdan yaptı eksik yapmadı getirmedi gelmedi, geç getirdi gibi seçeneklerden birinde seçerek, örneğin bu öğrencimiz yapmış, yaptı dedik, bunu da seçerek ödevle ilgili değerlendirmesine kaydedebilir. Artık öğretmenimiz ödevle ilgili değerlendirmesini yaptı. Değerlendirme sonucu hemen bunun ardından öğrenciye de gitti. Artık bu andan itibaren öğrencilerimiz de öğretmenin değerlendirmelerini görebilir. Orada öğretmeninin kendisi için yazdığı notları okuyarak ona göre çalışmalarını tekrar planlayabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.